Her il kendi memleketi, daha doğrusu hepimiz için çok kıymetli. Bizler de Tekirdağlılar olarak, Tekirdağ bizim için çok kıymetli gerçekten. Bu AKP milletvekili arkadaşlarımız için de geçerli, bizler için de geçerli. Biz ilimizde sağlık istiyoruz, huzur istiyoruz, güzellik istiyoruz. Gerçekten de burada hiçbirimizin amacı Bağcı'yı dövmek değil, yapılan hizmetleri yok saymak değil. Ama şimdi çıkıp 2011 senesinden bugüne siz hala aynı cümlelerle, sayın vekilim, yani sayın bakanım, bari cümleleri değiştirin de insanlar inansın. O günden bugüne balık tutacağız, Haliç'i temizledik, burada da yüzeceğiz. 2011 senesinden bugüne. Ne denildi o zaman? 2015 dedi. Bugün sayın vekilim çıkmış, diyor ki 2019'un sonu diyor. Ya bu ne gelmez bir son? Siz 15 yıldır iktidardasınız. Doğrudur, herkesin payı vardır ama Tekirdağ ekonomisi ve tarımıyla ayakta duran bir ildir. Ve siz, sayın bakan, sizin ifadeniz bu. %60'ın üzerinde sanayi kirletiyor. %30'dan az evsel atık. Ben o bölgede yaşayan bir insanım. Sayın vekilim biraz uzakta ama biz bizzat o bölgede yaşıyoruz. O havayı suluyoruz. O suları içiyoruz. Ve ben bir hekim olarak bölgemdeki kanser vakalarını, kirliliği bizzat yaşıyorum zaten. Siz demediniz mi bu temizlenecek, yüzeceğiz? Hani ne oldu? Sizsiniz hükümet. Tekirdağ'daki belediyelerin arıtması yok da diğer belediyelerin var mı? AKP belediyenin olduğu yerde var mı? Var da bizim mi belediyemizde yok? Şu an yapıyorsa o belediyeler kendi bütçesinden yapıyor. Ama biz Ergene'yi kirletenin sanayi olduğunu, insanları kanser yapanın, öldürenin de bizzati sanayi tabanlı kirlilik olduğunu yapılan ölçümlerden biliyoruz. Bunu söylememek, sadece belediyelere ucuz bir siyaset üzerinden yapmak, yani bu burada konuşulacak bir şey değil. Bölgede konuşuyorsunuz, eyvallah. Hadi o.